Merhaba, ben Kelly Schiffman. Yale Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Bugün normatif ve açıklayıcı savlar üzerine konuşacağız. İnsanlar sürekli düşüncelerini söylüyorlar ve bir şeyler ortaya atıyorlar değil mi? Hava bugün çok güzel. Bugün bir UFO gördüm. Cem Yılmaz harika. Boğaz Köprüsü İstanbul'dadır. Böyle savların doğru olup olmadığının yanında savın çeşidi de oldukça önemli. Filozoflar savları normatif ve açıklayıcı savlar olarak ikiye ayırırlar. Açıklayıcı sav bir şeyi açıklar ya da tasvir eder. Açıklayıcı savda bir şeyin nasıl olduğuna ya da olabileceğine dair fikrinizi paylaşır. Bunu yaparken de o şeyi herhangi bir standart, alternatif ya da idealle karşılaştırmazsınız. Birkaç örnek olarak şunları sıralayabiliriz. Ay peynirden yapılmıştır. Bir zamanlar dinozorlar vardı. Amerikan başkanı Obama'dır. Şu çocuğun kulakları kocama. Daha fazla param olabilirdi. Dikkat edin. Her ne kadar birinin kulaklarının büyük olduğu ya da daha çok param olması konularında bir fikrim olsa da açıklayıcı savlar bu fikri tam olarak vurgulamaz. Yani sadece bu sava bakarak o şey hakkındaki düşüncenin olumlu ya da olumsuz olduğunu tam olarak da anlayamazsınız. Normatif savlarda ise bir değerlendirmede bulunursunuz. Değerlendirmede bulunurken genellikle ima yoluyla bir şeyin bir standarda, ideale ya da alternatife göre durumunu bildirirsiniz. Bu bir şeyin bir standarda, ideale ya da alternatife göre daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğu yönünde yapılmış bir yorumdur. Normatif savlarda iyi, kötü, daha iyi, ya da daha kötü gibi kelimeler sıklıkla kullanılır. Mesela, Beren Saat çok iyi bir oyuncu. İşte bu normatif bir sav. Ya da, Domatesin tadı kötü ama ketçabınki çok iyi. Ya da, Matematik dersi İngilizce dersinden ne daha iyi ne de daha kötü. Bunların hepsi normatif savlardır. Ve değerlendirme öğeleri içerirler. Normatif savlarda, Olmalı, Yapmalı, Olmamalı, Yapmamalı, doğru ya da yanlış gibi kelimelere de rastlanır. Mesela ödevini yapmalısın, burnunu karıştırmamalısın, çikolata çalmak çok yanlış bir davranıştır, teşekkür notu gönderirsen son derece doğru bir iş yapmış olursun. Bunlar da normatif sağlara verilebilecek diğer örnekler. Bütün bu saydıklarımızın yanında normatif sağlarda geçebilecek daha bir sürü söylem var. Örneğin Günde üç tane hamburger yemek sağlıklıdır. Film çok saçmaydı. Brokoli çok iğrenç. Bilgisayar oyunları çok eğlenceli. Ya da okulu asmak kötü bir şeydir gibi. Bunlar da normatif sağlardır. Bir savın açıklayıcı mı yoksa normatif mi olduğunu anladığımızda doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilir, sorulara cevap verebilir ve herhangi bir anlaşmazlık varsa bunu giderebiliriz. Buna da bir örnek verelim. Diyelim ki siz komşunuzun arabasının kırmızı olduğunu düşünüyorsunuz. Ben de buna katılmıyorum. Bence araba mavi. Burada açıklayıcı bir sav üzerinde bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Anlaşmazlığı çözmenin yolu ise bu açıklayıcı savın doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vermekten geçiyor. Şimdi bu durumu bir de şununla karşılaştır. Siz kırmızı arabalar mavi arabalardan daha iyidir diyorsunuz. Ben de mavi arabalar kırmızılardan daha iyidir diyor. Burada normatif bir sav üzerinde bir anlaşmazlık var ve bunu çözmemiz gerekiyor. Ben mavi arabaların daha iyi olmasının sebebinin kırmızı arabaların polis tarafından daha sık durdurulması olduğunu savunabilirim. Dediğim gibi burada normatif bir durum söz konusu. Ama durum ne olursa olsun bir savın normatif mi yoksa açıklayıcı mı olduğunu anlamak anlaşmazlıkları çözmenin ilk adımıdır.